Değerli basın mensupları, kıymetli Hazirun, bildiğiniz üzere kamuoyu tarafından 28 Şubat davası olarak bilinen davada kesin hüküm giyerek darbeci oldukları tescillenen mahkumlardan 7'sinin kalan cezaları 17 Mayıs 2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kaldırılarak tescilli darbeciler evlerine gönderilmiştir. Böylece 28 Şubat davasından hüküm giymiş mahkumlardan hiçbir darbeci hapiste kalmamıştır. Cumhurbaşkanı kararlarında söz konusu mahkumların kocama hali veya sürekli hastalık hali gerekçe gösterilerek anayasanın 104. maddesi 16. fıkrası gereği işlem yapıldığı bildirilmiştir. 16. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Bahsi geçen 16. fıkrada sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır denilmektedir. Değerli basın mensupları, görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanımız darbecilere merhamet göstermiştir. İsteseydi o zalimlerin hak ettikleri cezaları sonuna kadar çekmelerini sağlayabilirdi. İsteseydi cezaları kaldırma hakkını kullanmaz, hapishanede kalmalarını sağlayabilirdi. Ama Cumhurbaşkanımız cezaları tamamen kaldırmayı tercih etmiştir. Bize göre cezaların kaldırılmış olması, darbeci mahkumların affedilmesi demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararını, makamına duyduğumuz saygı ve kendisine duyduğumuz sevgi gereği saygıyla karşılıyoruz. Ancak bu karara katılmıyoruz. Çünkü darbe suçlularının cezalandırılmadığı, darbe mağdurlarının haklarının iade edilmediği her darbe, bir sonraki darbeye ve vesayet odaklarını cesaretlendirmekte ve başka darbeleri de zemin hazırlamaktadır. Bu karar kamu vicdanını yaralamıştır. Bu karar kamu vicdanında karşılık bulmamıştır. Bu karar 28 Şubat dönemi mağdur ve mazlumlarının kalbini kırmıştır. Bu karar 28 Şubat döneminde somut hak kaybına uğramış, hayatı mahvolmuş olan binlerce insanımızın yüreğini dağlamıştır. Bu karar adalet terazisini zalimlerden yana eğmiştir. Değerli basın mensupları, sizlerin şahitlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat döneminde zulmen hapislere atılan, halen hapislerde çürümeye devam eden yüzlerce mazlum var. Onlar da kocadı. Onlar da sürekli hastalık sahibi. Ne yazık ki onlar darbecilere verilen olağanüstü toleranslı sağlık raporlarını nedense bir türlü alamıyorlar. Nedense onlar zat-ı alinizin merhametine bir türlü mazhar olamıyorlar. Onları ne zaman göreceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat döneminde somut hak kaybına uğrayan ve halen haklarına kavuşamayan çok sayıda mağdur halen sizlerden gelecek güzel bir habere beklemekte. Evet, bizler de kocadık. Sürekli hastalıklar bizleri de bulmaya başladı. Acaba darbecilere gösterdiğiniz merhamete mağdurlar daha layık değil mi ki halen meclis kapılarında beklemekte? Sayın Cumhurbaşkanımız, adalet terazisinin iki kefesi vardır. Bir kefesinde zalime ceza, diğer kefesinde mazluma hakkını vermek vardır. Bu karar göstermiştir ki terazi şaşmıştır. Zalimin izzeti, mazlumun zilleti devam etmiştir. Madem ki olan olmuş, darbeciler affedilmiştir. Devletimiz hiç olmazsa hak sahiplerinin hakkını tam olarak teslim etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler, hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kayıp olan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili komisyon ile yapılabilir. FETÖ paralel devlet yapılanması, FETÖ paralel devlet yapılanması örgüt mensupları için dahi komisyon kurularak kanun ve anayasa mahkemesi kararları gereği mağdur olanların geçmişe dönük bütün hakları iade edilmiştir. 28 Şubat mağdurları için böyle bir komisyon kurulmaması mağdurları derinden yaralamaktadır. Zat-ı alinizden artık böyle bir komisyonun derhal kurularak 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların tüm somut hak kayıplarının bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden
tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat Komisyonu derhal kurulmalıdır. Toplumsal barış için bu komisyon kurulması elzemdir. 2025 yılında 28 Şubat'ın 28. yılı dolacaktır. 2025 olmadan, 28 yıl dolmadan, yarın değil, hemen şimdi harekete geçmenizi bekliyoruz. Adalet mülkün temelidir sözünün sahibi Hazreti Ömer'i kendisine rehber edindiğini bildiğimiz bir cumhurbaşkanımız var. Kendisinden bu sözün gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli Hazirun, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu, İHA İnsani Yardım Vakfı, Mazlum Der, Aster, Ankara Sivil Toplum Platformu'nun katılımıyla hazırlanan basın açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm paydaş ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Basın açıklamasının metnini siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtacağız. Ayrıca güvenlik güçlerimiz de bizim güvenliğimizi sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Allah'a emanet olun. Şerif Hanım, bize kısaca anlatabilir misiniz yaşanılan mağlubiyetleri? Şimdi yaşanılan mağlubiyetler 28 Şubat diğer darbelerden farklı bir darbe. Hem dikey, yani devletin hiyerarşik yapısına göre bir kıyım gerçekleşti, hem de yatay, yani masum, siyaseten herhangi bir karşılığı olmayan insanları da sadece mütedeyyin oldukları için bir kıyıma girişti.